Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere donanım malzemeleri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Tabi bildiğiniz üzere donanım malzemelerine tezgahları ekleyebiliyoruz. Yani depolara falan ekleyemiyoruz. Ve eklediğimiz tezgaha yeni özellikler getiriyor zaten. Bunu biliyorsunuzdur. Onun dışında zaten bir tezgaha en fazla 3 tane donanım malzemesi ekleyebiliyoruz. Ve toplamda 10 tane donanım malzemesi var arkadaşlar. Şöyle çantana bir tane donanım malzemesi aldım. Onu inceleyelim. Bize ne göstermiş? Daha doğrusu ne ifade ediyor? Bakalım. İsmi arkadaşlar ana özelliği üretim hızlandırma fiyatı %-5 demiş. Fiyatında bir indirime gitmiş kısacası. Birinci seviye bir birinci kademe diyor. Bunlar da aynı şekilde seviye mantığı var. Yani seviye 5'e kadar gidiyor. Nerede bulunduğunu da göstermiş. Haydut kampı demiş. Zaten şu an haydut kampı diye bir yer yok. Onu ileride açıklayacağım. Onun dışında bir de şununla uyumlu demiş demirhane. Demirhane sadece bu donanım malzemesini arkadaşlar demirhaneye ekliyorsunuz. Zaten alt tarafta da işareti var. Onun dışında sol üst tarafta yaygın diyor. Bu yaygın da olabiliyor aynı şekilde veya sıra dışı da olabiliyor. Yani ikiye ayrılıyorlar yaygın veya sıra dışı. Sıra dışı olunca daha kaliteli oluyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ben zaten donanım malzemelerinin çoğunu tezgahlara eklediğim için arkadaşlar tezgahlardan bakalım bende hangi de varmış. Zaten toplamda arkadaşlar 10 tane donanım malzemesi var. Bende yaklaşık herhalde 7 ya da 8 tanesi olması gerekiyor. Şöyle bakalım tarladan başlayalım. Tarladan mesela zaten gördüğünüz gibi sağ tarafta özellikler yazıyor da ben üzerine tıklayarak hani sizin daha iyi görmeniz için üzerine tıklayarak incelemeye çalışacağım. Şöyle bakalım mesela bu ne demiş? Üretim hızlandırma fiyatı diyor. %-6 diyor. Seviyesi 2 diyor. Tamam. İsmi zaten anaya bunu söylemiştim. Bunun ismi neymiş arkadaşlar? Dişli takımı, malzeme üretim süresi de %-15 diyor. Tamam. Sıra dışı bak gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten renginden belli diyor. Bu zaten mesela yaygında biraz daha renksiz oluyor. Sıra dışında biraz daha renkli oluyor. Ki daha iyi özellikler getiriyor. Yandakine bakalım. Konveyör tahriki ise artı 2 öğe aynı anda üretilebilir diyor. Bu da sıra dışı. Tamam. Tamam. Şimdi artı 2 ve aynı anda üretebilirden kası şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama bunu ileride göstereceğim. Burada şöyle söyleyeyim. Malzemem yok. Yani şöyle olsaydı gösterirdim de. Biraz sonra göstereceğim. Aynı anda 2 öre malzeme nasıl üretilir diye. Bakalım şurada var mı bir şey. Bunda zaten şey yok. Bir dakika. Burada yeni bir şey varmış. Ne diyor? Zaten alt tarafta yazıyor da. Üzerine tıklayalım. Parça kutusu arkadaşlar. Yaygın diyor. Tezgah onların süresi %-22 diyor. Seviyesi de 2'ymiş. Tamam. Geçelim yan tarafa hemen. Burada var mı? Burada da aynı şekilde arkadaşlar yeni bir şey var. Mesela ne var mı? Tuzak var diyor. Bu tezgah saldıran düşmanlara 4 hasar diyor. Zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere gerçek oyuncu üstünüze saldıramıyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Onun dışında sağ üst tarafta balon dolduğu zaman haydut baskın oluyor. İşte o haydutlara 4 hasar veriyormuş. Onu kastetmeye çalışmış. Şöyle yan tarafa geçelim. Bakalım bir şey var mı? Burada yok. Bir şey eklememiştim. Tabii bu donanım malzeme arkadaşlar bazılar gerçekten çok işe yarıyor da genel olarak hani çok böyle işe yaradığını söyleyemem. O yüzden çok kasmanıza gerek yok. Bakalım burada aynı şekilde parça kutusu diyor. Tezgah onarım süresi %-20 diyor. Tamam. Bu neymiş? Üretim hızlandırma fiyatı %-8. Tamam. Şuraya tıklayalım. Burada ne varmış? Burada mesela arkadaşlar konveyör tahriki var. Artı bir öğe aynı anda üretebilir. En baştaki artı iki öğeydi. Bu neymiş? Tuzakmış. Bu da sıra dışı. Neymiş? Bu tezgahı sağlayan düşmanlara 10 hasar. Az önceki baktığımız tuzak arkadaşlar yaygındı. 4 hasar veriyordu. Bu sıra dışı 10 hasar veriyordu. Yani kısacası daha fazla özelliği var. Buradan gösterebilir mi aynı anda iki öğe? Mesela aynı anda mesela bir öğe demişti arkadaşlar. Normalde şuna tıklayalım. Bir de şuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisinin de süresi başladı. Normalde ne olması gerekiyor? Soldaki çantanın süresini bitip sağdakine başlaması gerekiyordu. Yani buradaki şey şu, ikisi de aynı anda üretebiliyor. Ama en baştaki artı 2'de ise bir tane daha şöyle üretebiliyorum yani. Şöyle bir tane bir şey var mı? Mesela şu baltada dolma başlaması gerekiyordu. Zaten bunun özelliği artı 1 olduğu için ikisini kapsıyor. Orada artı 2 olduğu için de bu üçünü kapsayacaktı. Şunların hepsini iptal edelim. Kısacası zamandan tasarruf yani. Bakalım burada ne varmış? Diş takımı malzeme üretim süresi %-5'tir. Zaten bunlara baktık. Tuzak yine aynı şekilde. Farklı bir şey var mı bende ya bakayım da. Şöyle hızlıca geçelim buraları.
Artı 2 diyor. Zaten onu göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Var mı? Bir şöyle. Şöyle. Şundan da bir tane. Bir de şundan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üçünün de süresi başladı. Şunları iptal edelim. Tamam. Şöyle yan tarafa geçelim. Burada ne varmış? O yeni bir şey var. Ne diyor? Plan seviyesi Lensity'ymiş ismi. Plan seviyesinde bir seviye daha yüksek öğretmek için %11 bir ihtimal diyor. Bunu mantuşu arkadaşlar şöyle göstereyim. Ama gerçi şey mi vardı orada, şey mi diyordu? Ha tamam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela bu bronz çekiç ya. Gerçi bu olmaz da. Şöyle seviyesi 2-3 olan plan. Ha tamam bu. Mesela tırpan üreteceğim. Plan seviyesi 2 ya. %11 ihtimalle plan seviyesi 3'ü üretebilirim. Bunun kastettiği şey bu. Yani iyi bir şey aslında. Şöyle yan tarafa bakalım. Yine konveyör tahrik ediyor. Artı bir aynı anda üretilebilir. Tamam. Şöyle farklı bir şey var mı bende ya? Bu neymiş? Parça kutusu, sıra dışı. Tezgah onarım süresi %-34. Tamam. Buraya bakalım. Yine tuzak. Burada bakalım. Bu da dolu. Neymiş? Tuzak. Ana yay. Parça kutusu. Bunlar zaten görmüştünüz arkadaşlar. Burada farklı bir şey olması gerekiyordu. Ne diyor? Mesela ismi neymiş? Zımpara çarkı. Üretilen silahlar artı 8 hasar. İyi bir şey arkadaşlar. Bunda bende etkinlikte artı 16 hasar gelmişti arkadaşlar. Bir de bu artı 8 hasarı bulmuştum ben. Şöyle düşündüm. Artı 8'i işte normalde artı 16 var ya. Artı 8'i ekleyeyim dedim. Acaba artar mı diye benim artı 16'yı sildi. Sakın öyle bir hataya düşme. Elinizde iyi bir şey varsa kesinlikle onu bozmamaya çalışın. Öncekini siliyor. Şuradan bakalım yan tarafta farklı bir şey var mı? Burada da farklı bir şey olarak perçin çekici var. Bu da üretilen zırha artı 16 savunma diyor. Tamam, iyi. Burada var mı? Yine tuzak var. Tamam. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan çıkayım da. Buraya işim kalmaz zaten. Nereden çıktığına dair bir bilgi vereyim. Dediğim gibi hani çok güzel işe yarayan malzemeler de var, donanım malzemeleri. Bazıları da gerçekten çok da işe yaradığını düşünmüyorum. Şuradan çıkalım. Normalde şöyle haydut, şu çantayı tıklayalım da. Mesela burada diyor ki haydut kampı diyor. Haydut kampının şu anki yerinin ismi arkadaşlar kış karakolu. Zaten donanım malzeme 4 yerden çıkıyor. Taş karakoldan çıkıyor. Kış karakolundan çıkıyor. Önceki ismiyle haydut karakolu. Ve Aravza'dan çıkıyor. Son olarak da ara sıra da olsa haydut sulasına çıktığı oluyor arkadaşlar. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar donanım malzeme ile ilgili aklınıza takılan soruları yorumlara yazabilirsiniz. Diğer bölümde görüşmek üzere.